Kahraman ve Mahir Ağva yapılı gene karşıya kadar bize çok büyük destek sağlayacak. O bölgeyi kapatacak ampulü rakibe resmen köreltecek. Driplikleri kesecek. Dört tane oyuncu şimdiye kadar açıklandı. Ama bir isimimiz daha var. Dalen Ennis. Şimdi buna henüz bir açıklama gelmedi Eyüp'üm ama Isaiah Cannon'ın belirsizliğinden dolayı diyorum ben bu açıklama henüz gelmedi. Ve bir tane de beş Doğru. numara, çok ciddi bir beş numara ile görüşülüyor ama ismi bir türlü alamıyorum. Ne dersin basketbolla ilgili, şimdi seninle ona başlayalım istersen. Şimdi Yunus son sırmaya hoş geldin diyelim. Yunus Karşıyaka'da bence fena bir performans ortaya koymadı. 13-14 dakika civarında süreler aldı. Ve bizim o pozisyonda sahaya hiç atamadığımız bir Eray Aydoğan vardı. Onun yerine geldi. Bence biz Yunus son sırmayı alarak akıllı bir iş yaptık. Yani bence artık özellikle Süper Lig'de çok elit takımlara, Fenerbahçe, Efes ayrı tutuyorum, orta seviye takımlara karşı ciddi anlamda süre verebileceğimiz bir oyuncu transfer ettik. Yunus penetre eder, savunma yapar, ceza üçlükleri atar ve o takımı da sete iyi yerleştirir. Yunus son sırmayı Eray'ın yerine geldiği için daha iyi görüyorum, daha olumlu görüyorum. Aynı şekilde Mahir Ağa Ege'nin yerine geldiği için daha bence üst seviye katkı verebilecek bir oyuncu için biz bu iki pozisyonda artıya geçtik. Muhayyim Mustafa bence yerli oyuncu olması nedeniyle çok Bir çok değerli, devşirme bir oyuncu ve Galatasaray'ı yine sahaya atabileceği o pozisyonda da bir tık yukarıya kendisini rotasyonda bir tık yukarıya çıkarttığı bir oyuncu olarak görüyorum. Gayet güzel hamleler. Ama bu hamleler yetersiz. Bizim şov yapmamız gereken kısma geldik. Dört tane daha yabancı alacağız ama bu dört yabancının üç tanesi çok çok kaliteli olmak zorunda. Sorgard. İşte Isaiah Cannon, Dalen Ennis gibi ki birkaç isim daha var. Bir tane NBA kovalayan bir oyuncu var. Dalen Ennis değil o. Bunların içerisinden bu kalan dört oyuncunun üç tanesi tartışmasız olması gerekiyor. EuroLeague seviyesinde olması gerekiyor. Ki hedefte o zaten. Bir Yani sonraki sene. Galatasaray 3 tane çok kaliteli yabancı oyuncuyu katacak. Dördüncü oyuncu da daha doğrusu 7 kişilik bir rotasyon olacak. Dışarıda kalacak 2 oyuncu da biraz daha rol oyuncusu olacak. Bir de kadın basketbolla ilgili şu bilgiyi paylaşalım. Zaten ilk olarak ben duyurmuştum Kıvanç abi. Çok iyi bir Kadın basketbol şubesinde yeni bir bu beni çok sevindirdi ya, Orman Spor'un bu teklifi. Kadın basketbolunda da yeni bir yapılanmaya gidiyor. Teşekkürler Kıvanç abi. Müge abla, Müge Erdem eski görevine geri dönüyor. Efe Güven'e tekrardan teklif yapılacak. Ve Işıl Alben geri dönüyor. Üç tane oyuncuyla anlaştık. Daha doğrusu anlaşmak üzereyiz. Bir tanesi Tuğçe Canites Fenerbahçe'deki. McCowan ve Kelsey Mitchell. Bu oyuncular gelecek sezon büyük ihtimal Galatasaray forması giyecekler. Artı Orman Spor'da EuroLeague hakkını Galatasaray'a devrediyor. Kelsey Plum konusunda ise bir kararsızlık var çünkü istediği para çok yüksek. Bunu da belirtelim. Ve artı bir de sponsorluk görüşmesi var. Ciddi bir sponsorla anlaşılmak üzere, bunu da söyleyelim. Ulaş Çetin, Raymar Morgan anlaştı. Bir arkadaşımız da D-Boss'u sormuştu. D-Boss da takımda kaldı. Galatasaray'ın şu an 3 tane yabancı oyuncusu var. Cehay ve Floyd, Raymar Morgan ve D-Boss. 4 tane daha yabancı transferi yapacağız. Aziyah'la ilgili de hala bir karar bekleniyor. Ben bir de kadın basketbol için şeyi de söyleyeyim. Elif Emirtekin tahmin ediyorum. O da takımda olacak. Olabilir. Işıl Alben'e yapılanı hiçbir zaman hiçbirimiz unutmadık. Ama gene de kaptanlığını gösterdi. Ben Kelsey Plum'la ilgili olumlu haberler alıyorum ama Eyüp. Yani ilk bir şekilde onun orta yolu bulunmalı. Ya takımın attığı 80 sayının neredeyse 28-30 sayısını atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kadar iyi bir skorerin bu takımda mutlaka olması lazım. Ya 52 oldu Eyüp. Seni biraz 2 dakika sarkıttık. Özür dileriz ama Estağfurullah, ben gideyim. Aşağıdaki hazırlıklarım da gecikmesin. tamam. Vedat abi, Kıvanç abi, size şükranlarımı Sağ sunuyorum. olun. Süleyman'a teşekkür ediyorum. Artı bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Kendi adıma iyi geceler diliyorum.
Eyvallah Kolay dostum. gelsin. Kendine iyi Kolay bak. gelsin. Ve Görüşürüz. Eyüp'e kendi arkadaşlar lütfen like atalım. Abone olmayanların da abone olmasını biz hepinizden rica edelim. Eyüp saygılar kardeşim. Evet. Şimdi Akın Pörsel konusu vardı. Onu sormuşsunuz. Akın Pörsel sakatlığından dolayı arkadaşlar takımdan ayrılacak yani tutulmayacak Akın Pörsel. Cary Blackshear vardı. Cary Blackshear da sanıyorum Avrupa futboluna pek fazla uyum gösteremedi. Aslında katkıları oldu Cary Blackshear'ın ama gerçekten tam anlamıyla eğer bir Euroleague'e hazırlanacak bir takım Ozan da onu sormuş zaten kurulacaksa Cary'den daha önemli ve Avrupa basketboluna yatkın bir oyuncu alınmalıydı. Onun için de zaten çalışmalar yapılıyor. Abi sen basketbolla çok ilgili değilsin ama dediğimiz gibi arkadaşlar ben Berat abiye bir sözü vereceğim şimdi. Ondan sonra da yavaş yavaş yayını sonlandırırız. Futbol lokomotiftir. Voleybolla ilgili çok büyük gelişmeler olacak. Nedim Hoca'ya neden görevine son verildiği konusunu açıkçası araştırıyorum ama öğrenemedim voleybol erkekte. Fakat iyi transferler özellikle kadın voleybolda gelecek. Ben futbol takımına çok iyi yani en azından bizi mutlu edeceğini düşündüğüm 6, 8 ve 10 numara 3 oyuncunun ilk kampa kadar katılacağını düşünüyorum diyerek Berat abi sana bırakayım sözü. Ya ben kimsenin aslında değinmediği ve ne bileyim hep böyle unuttuğu bir şeye değinerek bu yayının sonuna doğru öyle, onunla ilgili bir mesaj vermek istiyorum. Arkadaşlar bakın bugün gördüyseniz takımın antrenmanında 10-11 tane genç futbolcu vardı. Bunlar bizim altyapımızdan yetişmiş pırlanta gibi 16, 17, 18, 19 yaşındaki futbolcular. Ve gerçekten bazıları kiralıktı, bazıları altyapıda oynadılar. U17'de oynayan vardı, U19'da oynayan vardı, kiralık gitmiş olanlar vardı. Veya Okan Hoca bugün en az 4 kere söyledi. Altyapı, 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 altyapı dedi. Muhakkak dedi altyapıda çok yetenekli bir oyuncular var dedi. Bunları dedi muhakkak 2-3 tanesini dedi en azından kazanmaya çalışacağız dedi. Ben de dedi onlar gibi altyapıdan geldiğim için dedi. Onların aynı hissini bugün paylaştım dedi. Ve üzerine basa basa gerçekten 3-4 kere bu konuyu söyledi. Ve ben size söyleyeyim arkadaşlar bakın. Özgür Baran Aksaka diye bir tane adam var tamam mı? Bu adam gerçekten çok iyi bir orta saha. 8-10 oynuyordu. Son bir sene 6'ya evrildiler. 6-8-10 üçünü de mükemmel oynadı. Ayakları çok sağlam. Oyun görüşü, pozisyon bilgisi süper. Ondan sonra Ayhan Akman'ın maşallah adam ne tohum atmış. Hem Evet. küçük oğlu hem büyük oğlu tamam mı? Yani tam adamlar etten tırnağa yani şeyden parmaktan baş parmaktan kafaya kadar futbolcu. İkisi de çok iyiler. Ondan sonra Eren Aydın var arkadaşlar. Bakın göreceksiniz. Eren Aydın'ı Okan Hoca bence çok geliştirecek. Ondan sonra Süleyman Nuş'u almamış dedikti. Onu da almışlar. O da var. Ondan sonra dediğim gibi Işık Kağan var. Metehan Baltacı var. Emin Bayram Bolu'da mükemmel bir sezon geçirdi. Ondan sonra kimler var daha bakalım. Abi Şeyi Sarper aldılar. Çağlar. Bekmez'i aldılar. Erkan Suyer'i aldılar. Yani arkadaşlar var da var. Bakın Arda Güler'ler Fener'de bir tane iki tane. Beşiktaş'ta bir tane iki tane bizde en az 15 tane o değerde futbolcu var arkadaşlar ve kesinlikle Okan Hoca da altyapıdan geldiği için Erdem Timur da altyapının başına geçtiği için ben oradan fışkıracak diyorum arkadaşlar. O yüzden onu da bir hatırlatmakta yarar var diye Ya, düşündüm. ilk defa kaynaklarımıza da çok çok fazla önem vereceğiz ve bizim altyapı takımımız çok iyi arkadaşlar. Ben şahsen hepinize kanalımıza gelerek ve Eyüp Yıldız kanalına gelerek yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eyüp Yıldız bizim için çok değerli. Ve We Are The Best'le beraber, Eyüp Yıldız'la beraber, diğer arkadaşlarımız da çok güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Doğru bilgileri size iletmeye çalışıyoruz. Hatalarımız oluyorsa affola ama bizi biz yapanın sizler olduğunu lütfen unutmayın. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. Ben bu yönetime belki 2-2,5 yıllık yaşadıklarımızdan dolayıdır bilemiyorum ama gerçekten güveniyorum ve inanıyorum. Sizlerin de biraz daha sabırlı olmanızı rica ediyorum. Biz Galatasaraylıyız. Doğru olanı yapacağız. Mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.
Evet. Meşhur Çıkarken bir birer bir yeri lütfen. aynen. Çıkarken birer bir yeri. Aynen. Unutmayalım arkadaşlar lütfen. Eyüp için en azından.